Herkese merhaba arkadaşlar, ben Çağdaş. Bugün keyifli bir içerik olsun istiyorum. Miabi 5000 MCD. Mazlum Bey bunu bana gönderdi çünkü ucu kırılmış. Bu durumun yaşanmasından son derece üzgün bir şekilde dedi ki bunu halledebilir miyiz? Dedim ki hallederiz. Bütün her şeyi tek bir içerikte toplayacağım. Ucu düzelteceğiz, bileyleme işlemini yapacağız, bıçakla ilgili bilgi vereceğiz. Hatta kabza ve arka kısımdaki yüzüğün bakımını da yapacağız. Ufak tefek çizikler var kullanıma bağlı. Bunların giderilebilmesiyle alakalı olarak da işlem yapılabilir ama bütün yüzeyde olmadığı için lokal olarak müdahale etmek istemiyorum. İlerleyen zamanlarda çiziklerin artması durumunda tabii ki komple bir perdah işlemiyle tekrardan eski haline getirilebilir. Ama şu an için gerekli olduğunu düşünmüyorum. Hemen uç kısmı düzeltmeyle başlayalım. Bu arada ben de size bıçakla ilgili bilgi vermeye başlayayım. MCD serisi Miabilerin en üst segmenti olarak geçiyor arkadaşlar. Black serisi olarak geçiyor bu bıçak. 67 HRC. Sürekli soruluyor ya abi işte 60 HRC mi alsam, 63 HRC mi alsam diye. Bakın bu 67. Diyorsunuz ki ulan 67 HRC bıçak mı olur? Adam yapmış. Tabii ki çeliği buna göre tasarlanmış. Çok güzel kompozit bir yapısı var. Ciddi anlamda toz metalojik bir çelikten imal ediliyor. Kolay kolay körelen bir bıçak değildir. Bileme işlemi de aynı şekilde çok basit değildir ama biz bunu bugün Sigun bileme taşlarıyla halledeceğiz. Son dönemlerde en çok sorulan sorulardan biri de budur. İşte abi senden taş alsak işte 62-63 HRC Vanax'ım var, Elmax'ım var, bileyleme işleminde kullanabilir miyim ya da N690'ım var. İşe yarar mı? 67 HRC bir bıçakta bakalım Sigun seramik taşları işe yarıyor mu, yaramıyor mu, bunu da görmüş olacağız. Şimdi ucu düzeltmekle ilgili biliyorsunuz zaten taşımızın şekli şemali ortada. Bu taşı sadece bu işlem için kullanıyorum uzun zamandır. Sadece uç kısma bir işlem yapacağım için sürtme esnasında oluşacak sesin sizi rahatsız etmemesi için bu işlemi hızlandırılmış bir şekilde yapacağım. Sonra da bilgi vermeye devam edeceğim. Evet. Çok basit bir şekilde ucu sivri hale getirdik ama bu benim için pek yeterli değil. Bir miktar daha tıraşlamak istiyorum. Mazlum Bey'in de içi yanacak şimdi. Oğlum yeter lan, sivrildi sivrildi, eritme çeliği diye. Güzel olmasını istiyoruz. Düzgün bir şekilde olmasını istiyoruz. Korkusuz bir şekilde işlem yapmaya devam edeceğiz. Evet. Son olarak. Şimdi uca lokal olarak işlem yaptım ama son olarak balçaktan uca birkaç pasaj atacağım. Bunu da olur da buraya işlem yaparken herhangi bir dalgalanmaya sebebiyet verdiysem dengeyi alayım diye yapıyorum. Evet, ucu gayet düzgün bir şekilde sivri hale geldi. Değil mi? Güzel oldu. Bıçağın profilinden kısaltma yapmadık. Sadece uç kısımdan sivrilik verdik. Gönyeyi aldık. Gayet düzgün bir şekilde. Şöyle son 1-2 yapıyorum. Bakıyorum. Evet, istediğim sivriliğe ulaştı. Sigun 240 ile başlayalım. Bu güzel. Bakın, sadece bu kısma işlem yapacağım. Sadece uç kısmı kullanıyorum şu an. Burada görmenizi istediğim şey şu. Bakın. Yani birkaç pasaj geçtik ve hemen aşındırma yapmaya başladı. Bu bir cevap niteliği taşısın istiyorum. Bileme taşlarımız arkadaşlar 67 HRC'yi de aşındırıyor gördüğünüz gibi. Gayet rahat bir şekilde, hatta şöyle düz girelim de bu işlem kısa sürsün. Bakın. Tabii ki 67 HRC olmasından kaynaklı ağız açmada bile biraz zaman istiyor arkadaşlar. Yani kolay aşınan bir çelik değil, inanın. Şimdiye kadar başka bir çelik kullanıyor olsaydım, yani herhangi bir şekilde bir 41-16 kullanıyor olsaydım burası simsiyah olurdu. Ama şu an bu kadar pasaj geçmemize rağmen koparabildiğimiz çelik miktarı çok az. Daha tutarlı, daha temiz bir işlem yapıyoruz. Bu tarz bıçaklara işlem yaparken arkadaşlar her adımda kontrol yapmanız gerekiyor. Vallahi şu an gayet temiz. Bakın sesi bile değişti hemen. Biliyorsunuz lokal müdahale gereken kısımlarda bile öncelikle komple işlem yapmaya başlıyoruz. Bakın, komplesine işlem yaptınız, açıyı yakaladınız, hareket devinimini aldınız. Kas dedi ki ben bu açıyı biliyorum. Ben bu gitgeli de biliyorum. Sıkıntı değil. Evet, bakın taştan çıktım. Sadece uca işlem yapıyorum ama kas biliyor ne yapacağını. O yüzden herhangi bir açı kaybı olmadan sadece lokal olarak uç kısma işlem yapabiliyorum. Bu şekilde siz de işlem yaparsanız
çok daha faydalı olur. Bunu niye söylüyorum? İşte sadece buraya işlem yapsam olur mu? Olur, olmaz diye bir şey yok. Buraya ne kadar işlem yaptığınızı anlayabilmeniz için buradan başlayan açıyı bilmeniz gerekiyor. Yani bıçak balçaktaki açıyla bize bu kısımda ne gibi bir tepki veriyor? Bunu görmemiz lazım. O yüzden bastırmadan dahi olsa o tepkiyi alabilmek için balçaktan başlayarak önce 1-2 pasaj tamamına yapın, sonra lokale dönün. Bakın bu sağlıklı olandır. Biliyorsunuz aslında ters elde bileme yapmak daha kolay. Niye? Açıyı tutmak kolay, lokal işlem yapmak daha kolay ve garantili bileme tekniğiyle hizalamak daha kolay. Ama biz bunu yapmayacağız bugün. Çünkü bizim derdimiz bugün teknik değil, keskinlik. Amacımız fantazi yaratmak değil, fantazi yaşamak değil, keyifli vakit geçirmek, meditasyon yapmak ve güzel, kaliteli bir sonuç almak. Ağızla ilgili işlemimizi yaptıktan sonra artık bu işin keskinlik ve performans kısmına geçebiliriz. 800'de çok fazla vakit harcamayacağız. Çünkü dediğimiz gibi ağzımız zaten mevcut. Amacımız artık bu işi keyifli bir hale getirip performansı maksimize etmek. Gördüğünüz gibi yine yavaş bir işlem yapıyoruz. Çünkü çeliğin sertliği çok fazla. Ama işlem yapıyor muyuz? Evet, yapıyoruz. Evinizde kedi varsa dikkatli olmanız gerekiyor arkadaşlar. Emocan taşı yere attı. Bir de böyle bakıyor, böyle bakıyor. Şimdi binlik kısmında sıkıntı yok. Binlik kısmı tek parça. 3000 giritlik olan kısım yere düşünce böyle hem böyle ayrıldı hem böyle ayrıldı. Sonra Emo ile göz göze geldik. Yapacak bir şey yok. Yeni taşı rica ettim stoktan, merak etmeyin. Tez vakitte tarafıma ulaşacak bu hafta içi. Yeni taşla devam edeceğiz. Ama şu an için bunu kullanmak zorundayım. Yapıştırmak da istemiyorum aslına bakarsanız. Bu arada göstereyim evvela. Yine gayet güzel talaş kaldırıyoruz. Herhangi bir sıkıntımız yok. Gördüğünüz gibi 3000 giritli kısım da gayet keyifli oldu. Yağ gibi gidiyor, yemin ediyorum ya. Taşları temizlerken kullandığım ürün bu, biliyorsunuz. Hani birçok kere söyledim. Böyle elastik bir üründür, silgi kıvamında. Amazon üzerinden Rust Eraser yazarsanız, yani pas silici, pas temizleyici şeklinde İngilizce. İkili pakette çıkar, 12 dolar civarı bir şey. Kargosuyla beraber toplamda 30 dolara geliyor. İki kişi birleşip alabilirsiniz. Hani 600 lira gibi bir rakama tekabül ediyor şu anda. Hani bu kadar vermeme gerek yok derseniz ikili paket olarak alırsınız. Bir bir bölüşürsünüz. Adam başı 300 liraya gelmiş olur. Evet, yine ucuz değil, biliyorum. Ama su taşı temizliğinde kullanılabilecek çok güzel, uzun ömürlü bir üründür. 5000 ile işlem yapalım. Gördüğünüz gibi 5000'lik kısmımızda hemen işlem yapmaya başladı. Gayet güzel talaş kaldırıp parlatıyoruz. On binlik kısmı elimden geldiğince temizledim ki işleme başladığımız zaman etkisi var mı yok mu hep beraber görelim. Buyurun. Gayet güzel bir şekilde işlem yapabiliyoruz. O zaman devam edelim. Güzel çınlıyor değil mi? Hem buradan da yeniden tekniği hatırlatmış olalım. Masat kullanırken bileme işlemi yapar gibi hareket ediyorsunuz. Lakin kesici ağzın tersine doğru. Yani kendime doğru çekmiyorum. Çünkü kesici ağız deriyi keser, saplanır. Buna gerek yok. Kendimizden uzağa doğru itiyoruz. Bakın ters çeviriyorum. Bu sefer de kendime doğru çekiyorum. Aynı işlemi yaparak güzel bir masatlama yapabilirsiniz.
Masat illaki gerekli mi diye de sorular geliyor. Arkadaşlar kullanmaya da bilirsiniz. Lakin yaptığınız işlem ne kadar temiz olursa olsun, ne kadar kusursuz olursa olsun şu meredi kullandığınız zaman geldiğiniz seviye 10.000-15.000 giritle bitirdiğiniz seviyenin çok üstünde. Çünkü kırçıllı yapı, yani şurada görmüş olduğunuz şu kırçıllar kesici ağızda bizim gözde göremeyeceğimiz o mikro partiküllere yapışıp onları koparıp alıyor. Daha temiz bir ağız oluyor. Çok daha keyifli bir hale geliyor. Bileme ile alakalı kısmı hallettiğimize göre şimdi kabza bakımı, yüzük bakımı ve yağlama kısmına geçebiliriz. Hadi bakalım.